Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde Türk dili ve edebiyatı ile ilgili bir deneme çözümü yapacağız. Bu 49. denememiz olacak. Soruları sizler için ben hazırladım. Paragraf sorularına yer vermedik. Toplamda 18 tane sorumuz var. Soruları çözerken her zaman olduğu gibi bazı önemli hatırlatmalarda da bulunacağım. Sizden ricam, sizler de kanala destek olursanız memnun olurum. Şimdi dilerseniz deneme çözümüne başlayalım. Birinci soru. Bu beyit için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Zevki gam dilde midir, dağda mıdır, tende midir, neşve bülbülde midir, gülde mi, gülşende midir? Şimdi tenasüp sanatına yer verilmiştir deniliyor. Bu doğru. Tenasüp sanatı demek birbiriyle ilgili kelimeleri bir arada kullanmak demektir. Bülbül, gül, gülşen birbiriyle ilgili kelimelerdir. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Tam kafiye ve redif kullanılmıştır. Mısra sonlarındaki ifadelere bakalım. Tende midir, gülşende midir? Burada arkadaşlar ten ifadesi E ve N harfleri, yine gülşen ifadesindeki E ve N harfleri tam kafiyeyi oluşturur. Ve geri kalan, yani D, midir ifadeleri ise redifi oluşturur. B seçeneği doğru. A şık, hüzün ve sevincin nerede bulunduğuna dair bilinmezlik içindedir. Evet, zevki gam dilde midir, yani gönülde midir, dağda mıdır, tende midir? Zevki gam derken acının verdiği mutluluktan bahsediyoruz. Divan edebiyatında böyle bir anlayış var. Neşve bülbülde midir, gülde midir, gülşende midir? Yani mutluluk bülbülde mi, gülde mi, gül bahçesinde mi? Zevki gam yani hüzün gönülde mi, dağda mı, yarada mı, tende midir şeklinde bir soru sorarak istifham sanatıyla hüzün ve sevince dair bilinmezlik dile getiriliyor. C seçeneği de doğru. Aşığın çektiği sıkıntılardan şikayet etmediği belirtilmiştir. Şimdi buna dair bir ifade metinde yok. Evet, divan edebiyatı şiirinde, geleneğinde aşık çektiği sıkıntılardan razıdır. Sevgiliye karşı asla bir kin ve öfke içerisinde değildir ama bize verilen beyitte böyle bir durum söz konusu değil. Ahengi sağlamak için bazı ifadeler tekrar edilmiştir. Evet, beyitte bu görülüyor. E seçeneği de doğru. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci soru. Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Aramızı kesti dumanlı dağlar, tepesinden aşan yollar yücedir. Artıyor efkarım yine bu çağlar, bilmiyorum nazlı yârim nicedir. Çapraz uyak kullanıldı. Şimdi dağlar yücedir, çağlar nicedir. Burada AB AB şeklinde bir örgü söz konusu. Bu da çapraz uyaktır. Semaiden alındı. Semaiden alınmış olabilmesi için arkadaşlar 8'li hece ölçüsünün kullanılması gerekirdi. Ama burada dikkat ederseniz bakın 11'li ölçü söz konusu. Dolayısıyla da B seçeneğinde hata var. Tam kafiye ve redife yer verildiği, bu da doğru. Bakın da, ça, burada A ve yumuşak G sesleri tam kafiyeyi oluşturur. Larler ifadeleri de eş görevli ekler olduğu için redifi oluşturur. Yine yüce ve nice ifadelerinde C sesleri arkadaşlar tam kafiyedir. Dır dir rediftir. C seçeneği doğru. Sevgili özleminin dile getirildiği, özellikle son mısrada bu dile getiriliyor. D seçeneği doğru. 11'li hece ölçüsünün kullanıldığı, bu da doğru. Bizim cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklendirmez? Bu şehri İstanbul ki bi mislü behadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Bir şehre olan sevgiyi dile getirme. Şimdi arkadaşlar burada İstanbul şehri övülmektedir. Yani paha biçilemez bir mücevherdir. Tek parça taşına bütün acem mülkü fedadır şeklinde bir ifadeyle de bu sevgi ve bu paha biçilmez olma durumu dile getirilmiş. A seçeneği doğru, parantez içiyle uygun. Haddeden geçmiş nezaket yalu bal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden ruhsarı ağl olmuş sana. Sevgiliye dair iltifatlar. Evet, bu ifade de doğru. Yani nezaket artık haddinden fazla, haddeden geçmiş. Yalu bal olmuş sana. Şarap süzülmüş şişeden kırmızı yanak olmuş sana. Burada sevgiliye dair övgüler var. Güzel sevmekte zahit müşkülün var ise benden sor. Bizim olfende çok tahkikimiz, itkanımız vardır. Güzel sevme konusunda bilgi sahibi olma. Şair diyor ki ey zahit, eğer güzel sevme noktasında sıkıntı yaşıyorsan bana sor. Benim bu noktada, bu ilimde çok fazla bilgim, işte emniyetim, tahkikim, işlerim vardır şeklinde bir durum söz konusu. Bilgi sahibi olduğunu dile getiriyor. C seçeneği doğru.
Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Kutsal mekana karşı saygı gösterme, bu da doğru arkadaşlar. Yani edepsizlikten sakın. Burası Allah'ın sevgilisinin yurdudur. Nazargah-ı ilahidir. Yani Allah'ın ilahi Rabbimizin hani nazargahı, yani önem atfettiği bir yerdir. Makamı Mustafa'dır, peygamberimizin makamıdır şeklinde, yani kutsal mekana karşı saygı gösterme durumu da var. Nabi ile o afetin ahvalini naklet, efsane-i Mecnun ile Leyla'dan usandık, tevazu gösterme. Arkadaşlar burada hata var. Şimdi Nabi ile o sevgilinin durumunu anlat bize diyor şair. Çünkü biz Mecnun ve Leyla kıssasından usandık deniyor. Tevazunun bulunduğunu söylemek, alçak gönüllülüğün bulunduğunu söylemek pek mümkün değil. Hatta tam tersi durum söz konusu. Cevabımız Edirne'dir. Dördüncü soru. Yukarıdaki beyitte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Ayağı yer mi basar zülfüne berdar olanın, zevkü şevk ile verir canu seri döne döne. Şimdi şair ne diyor? Şair, senin zülfüne, saçlarına takılan kişinin ayağı yere mi basar? Bu kişi canını, başını döne döne zevk ve şevk ile verir. Şimdi burada ayağı yer mi basar ifadesine dikkat edelim. Bu kelimenin bir gerçek anlamı, bu ifadenin bir gerçek anlamı, bir de uzak anlamı var. Uzak anlamı nedir? Çok sevinmek anlamında kullanılır. Şimdi gerçekten ayağı yere temas etmiyordur. Ama kastedilen bu değil, kastedilen çok sevinmektir. Bu tür bir kullanım için, bu tür bir kullanım içinde arkadaşlar en doğru söz sanatı kinayedir. Cevabımız C seçeneğidir. Cinas için mısra sonlarında eş sesli kelimeleri kullanmak gerekirdi. Teşhis için kişileştirme yapmak gerekirdi. Tariz için iğneleyici ifadelere yer vermek gerekirdi. İrsal-ı mesel için ise atasözü kullanmak gerekirdi. Beşinci soru. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin nazım şeklinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Şimdi, altı kardeş idik bindirdik ata, hürüyü yolladık üç köyden öte, Kızılırmak'a varınca oldu bir hata, nettin Kızılırmak allı gelini, gelini gelini benim yarimi. Evde kaynanası evi bezetir, yolda kaynatası yolu gözetir, gelinsiz haneyi kime bezetir, nettin Kızılırmak allı gelini, gelini gelini benim yarimi. Şimdi burada iki bölüm var, bakın. Bir arkadaşlar, bentler var, bentler. Şu üçer mısradan oluşan bentler var. Bir de kavuştaklarımız var. Tekrar eden bölümler, kavuştaklarımız var. Bu iki bölümün bulunduğu nazım şekli nedir arkadaşlar? Türküdür. İçerik açısından da buna uygundur. Şimdi türkülerde 8'li, 11'li hece ölçüsü kullanılabilir. Bentler 3'er mısradan ya da 4'er mısradan oluşabilir. Yine bu kavuştaklar arkadaşlar tek ya da 2 mısradan oluşabilir. Her bentten sonra mutlaka tekrar eder. Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerinden biridir. Gerçi daha sonra 17. yüzyıldan sonra söyleyeni belli türküler de vardır ama genelde anonim halk edebiyatı içerisinde değerlendirilir. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi şu noktayı hatırlatmak istiyorum sizlere. Verilen şiirin nazım biçimini belirlemek için öncelikle nazım birimine, kullanılan ölçüye, kafiye örgüsüne ve içerik özelliklerine bakmamız gerekir arkadaşlar. Buraya dikkat. Müstezzat divan edebiyatı nazım şekillerindendir. Bir uzun bir kısa mısradan oluşur. Koşmada 11'li hece ölçüsü vardır. Bu kavuştak, yani tekrar eden bölümler bulunmaz. Semai'de 8'li hece ölçü vardır. Yine bu tekrar eden bölümler bulunmaz. Destan yine 11'li hece ölçüsüyle yazılır ve bu tekrar eden bölümler bulunmaz. 6. soru. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk tarihinin ilk destan kahramanlarından olan Büyük Türk ve Turan hükümdarıdır. M.Ö. 7. asırdaki Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş, sonunda İran hükümdarı Keyhüsrev'e yenilerek hile ile öldürülmüştür. Bu Türk hükümdarının Şehname'deki adı Afrasyap'tır. Bu hükümdar için söylenen Sagu, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıya geçirilmiştir. Arkadaşlar bahsi geçen hükümdar Alper Tunga'dır, boşluğa da bu isim getirilmelidir. Oğuz Kağan Göktürklere ait, hükümdar şu Sakalara ait, Atilla Hunlara ait, Satuk Buğra Han İslam etkisinin görüldüğü Türk destanlarından biridir. Bizim cevabımız E seçeneğidir. 7. soru. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Mesnevi şeklinde yazılmış manzum bir eserdir. Eserin sonunda kaside şeklinde söylenmiş 124 beyit ve 173 dörtlük bulunur. Eserin tamamında ise 6645 beyit bulunmaktadır. Yazılışında karşılıklı konuşma tarzı kullanılır.
Bu konuşmalarda din ve dünya karşılaştırmalarına, sosyal düzene, idareye ait sorunların müzakeresine yer verilir. Eserin asıl amacı cemiyet halinde yaşayan insanları maddi ve manevi bakımdan mutlu edecek yollar bulmaktır. Bahsi geçen eserimiz aynı zamanda alegorik bir eserdir. Çünkü burada bazı kavramları karşılayan dört sembolü kahramanımız bulunmaktadır. Yani adalet, mutluluk, akıl, akıbet gibi kavramlar, semboller, Küntogdu, Aytoldu, Ögdülmüş, Odgurmuş gibi kahramanlar tarafından sembolize edilir. Bahsi geçen eserimiz Yusuf Has Hacı'ba ait olan Kutadgubilik yani mutluluk veren bilgi anlamına gelen eserimizdir. Atıbetül Hakayık, Divan-ı Hikmet, Kutadgubilik, yine Kaşgarlı Mahmud'a ait olan Divan-ı Lügati Türk geçiş dönemi eseri olarak bildiğimiz eserlerdir. Garipname Aşık Paşa'nındır, Divan-ı İlahiyat ise Niyazi Mısri'ye ait eserlerdir. Bizim cevabımız E seçeneğidir. 8. soru. Yukarıda hakkında bilgi verilen tasavvuf edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvuf edebiyatının en büyük şairidir. Onun duygu ve düşünce dünyasını hazırlayan kültürün temelinde inanç vardır. Duygu ve düşüncelerini büyük bir sadelik ve kolaylıkla şiirleştirmeyi başarır. Şiirlerini sehli mümteni ile her dilin söyleyemeyeceği bir açıklık ve kolaylıkla dile getirir. Ona göre hayat, aşk için aşk ızdırabını duymak, yanmak, yaralanmak ve bu aşkın dermanını kendi derdinde bulup seve seve katlanmak yolunda bir geçittir. Arkadaşlar bu bahsi geçen şairimiz B seçeneğinde yer alan Yunus Emre olacak. Tasavvuf edebiyatının en önemli şairlerindendir. İlahileriyle öne çıkmaktadır. Risalet-i Nusriye isminde önemli bir mesnevisi bulunmaktadır. Bunun dışında bir de divanı vardır. Cevabımız B seçeneğidir. 9. soru. Yukarıdaki parçanın alındığı metin aşağıdakilerin hangisidir? Şimdi, Kahraman Begil av ardından at salarken atı sürçer. Oyluğu kayaya çarpar, kırılır. Bunu duyan kafir tekfuru Begil üzerine asker salıp onu yok etmek ister. Bu düşmana karşı çıkma vazifesi daha çocuk yaştaki oğlu Emre'ne düşer. Oğlan babasının atını, kılıcını ve zırhını ve 40 yiğidini alıp düşman tekfuru üzerine varır. Kafir ile karşılaşır ve onunla çarpışır. Fakat kafirin gücü üstün gelir. Ve Emren, yenileceğini anlayınca Allah'a sığınır ve şöyle yalvarır. Yücelerden yücesin yüce tanrı, kimse bilmez nicesin görklü tanrı. Sen Adem'e taç urdun, şeytana lanet kıldın, İbrahim'i tutturdun, götürüp oda attırdın. Odu bostan kıldın, birliğine sığındım, aziz Allah bana medet. Arkadaşlar dikkat edilirse metnimizde hem mensur yani hem düz yazı şeklinde, hem manzum yani şiir şeklinde parçalarımız var. Ve bazı kahraman isimlerine de yer verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız A seçeneği Dede Korkut hikayeleri olabilir. Bu hikayelerde manzum ve mensur parçalar bir arada bulunmaktadır. Yine hikayeler Oğuzların kendi iç mücadeleleri, Müslüman olmayan topluluklarla mücadeleler ve doğaüstü varlıklarla giriştikleri mücadeleler olmak üzere 3 konu başlığı altında toparlanabilir. Bu hikayelerde hem destan özelliği hem halk hikayesi özelliği görülmektedir. Dede Korkut hikayeleri 14-15. yüzyılda destandan halk hikayeciliğine geçişin en önemli unsuru, en önemli ögesidir arkadaşlar. Şimdi Köroğlu destanı, Danışment Gazi destanı, Manas destanı, Oğuz Kağan destanı bunlar bizim doğal destanlarımız. Cevabımız A seçeneği olacak. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsi geçen sanatçıya ait değildir? Doğu Türkçesi söyleyişlerinin hemen hemen bütün güzelliklerini kendi sanatında toplayarak Türk Edebiyatı'nı en ileri derecelerinden birine ulaştıran şair, büyük alim ve devlet adamı olarak Türk Edebiyatı ve medeniyetine büyük hizmet etmiştir. Arap ve Fars dillerini anadili gibi bilen şair, Türk dilini ve edebiyatını bu dillerden aldığı mukayeseli fikir ve ilhamla bulunduğu seviyeden daha yukarılara çıkarmak için gayret gösterir. Hüseyin Baykara ile yakın dostluğu bulunan şair, manzum ve mensur eserleriyle sadece Çağatay Edebiyatı'nın değil, bütün Türk Edebiyatı'nın önde gelen simalarındandır. Şimdi arkadaşlar bazı ipuçlarımız var. Doğu Türkçesi dedik. Hem şair hem devlet adamı dedik. Mukayeseli bir fikir ve anlayışla eserleri veriyor dedik. Hüseyin Baykara ile yakın bir dostluğu var. Sadece Çağatay Edebiyatı'nın değil bütün Türk Edebiyatı'nın önde gelen ismi. Bütün bu ipuçları bizi Ali Şir Nevai'ye götürecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada eserleri buna göre değerlendirmek gerekir. Şimdi Hayretül Ebrar, Mizanül Evzan, Mecalisün Nefais, Muhakemetül Lugatayn, Ali Şir Nevai'ye ait eserlerdir. İskendername ise arkadaşlar Ahmedi'nin eseridir. Burada iki esere dikkat etmenizi istiyorum. Mecalisün Nefais ilk şairler tezkiresidir.
Muhakemetül Lugateyn ise dillerin karşılaştırması anlamına gelen Türkçe ile Farsça'nın karşılaştırıldığı ve Türk dilinin yüceliklerinin, üstünlüklerinin ortaya konduğu bir eserdir. 11. soru arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Halk tiyatrosunun önemli türlerinden biri olan orta oyununda karşılıklı konuşma, yanlış anlama ve şive taklitleri, müzik ve dans ögeleri önemli bir yer tutar. Doğru. Yara aydınları temsil eden Kavuklu ile halkı temsil eden Pirşeker oyunun iki ana kahramanıdır. Burada hata var. Palanga orta oyununun oynandığı alana verilen isimdir. Doğru. Yeni Dünya ve Dükkan olmak üzere 2 ve 3 katlı kafeslerden oluşan dekorlar da kullanılır. Doğru. Oyun mukaddime, muhabere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Doğru. Cevabımız B seçeneği, yani 2 numaralı cümlede hata var. Burada yara aydınları temsil eden kişi Kavuklu değil Pirşeker olacak. Halkı temsil eden kişi de Kavuklu olacak. Hatta arkadaşlar Kavuklu Karagöz'e, Pirşeker Hacivat'a benzer. Cevabımız B seçeneğidir. 12. soru. Yukarıda söz edilen edebi ürünler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Yaklaşık 930 yılına tarihlenen bu eser bir fal kitabıdır. Kimi dini ögeler içermekle birlikte tam anlamıyla bir din kitabı değildir. Eser her biri ayrı bir fal yorumunu içeren 65 paragraftan oluşur. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. 11. yüzyılda yazıldığı düşünülen eser Budizmin ilkelerini, felsefesini ve Buda'nın hikayelerini anlatır. Eserde temelde dini ahlaki hikayeler yer alır. Şehzade ile Açbaş hikayesi bunlardan biridir. Şimdi birinci eserimiz arkadaşlar Irk Bitik olacak. Yani Uygur dönemi metinlerinden olmasına rağmen Göktürk alfabesiyle yazılmış bir fal kitabıdır. İkinci eserimiz de Altın Yarık olacak. Şehzade ile Açbaş hikayesi, Çeştani Bek hikayesi gibi hikayeler de içermekte. Budizme dair unsurlar bulundurmaktadır. Cevabımız C seçeneğidir. Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesi daha önce soruldu. Masal olma özelliği gösteren ilk eserimizdir. Maitri Simit ilkel bir tiyatro örneğidir arkadaşlar. Bunun dışında Kelile ve Dimne yine fabul ve masal özelliği gösteren bir eserdir. Sekiz Yükmek yine önemli Uygur metinlerinden biridir. Sekiz tomar anlamına gelmektedir. 13. soru. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerin hangisidir? Şairliğe özenmesi ve hoppalığından başka meziyeti olmayan Müştak Bey, oturduğu mahalledeki iki kız kardeşten yaşça küçük fakat boyca büyük olan Kumru Hanım'ı sever. Araya Ziba Dudu ve Habbe Kadın gibi aracılar koyarak sevgilisiyle nikahlanma arzusunu dile getirir. Oysa bu kadınlar ve mahalle imamı bu delikanlıya bir oyun oynayarak kızların boyca değil yaşça büyük olanını gelin getirirler. Bu çirkin ve kambur kızın yüzünü bile görmeye tahammül edemeyen delikanlı fenalıklar geçirmeye başlar. Onu bu müşkül durumdan arkadaşı Hikmet Efendi kurtarır. Bahsi geçen eserimiz arkadaşlar Şair Evlenmesi'dir, yani B seçeneği. Kimindir bu eser? Şinasi'nin bir eseridir. Şinasi Tanzimat Edebiyatı'nda yeniliklerin öncüsü olarak bilinen sanatçımızdır. Şair Evlenmesi de arkadaşlar unutmayalım bir töre komedyasıdır. Yazılan ilk Türk tiyatrosudur. Sahnelenen ilk tiyatromuz ise Vatan Yavuz Risre Namı Kemal'e aittir. Cevabımız B seçeneğidir. 14. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yeni Lisan makalesinde yer alan bu düşünceleri benimsemiş olamaz? Eski lisan asla konuşulmayan Latince ve İbranice gibi yalnız kendisiyle meşgul olanların zevkine, idrakine taalluk eden bir şeydi. Din ve edebiyat bize Farisi öğretmişti. Edebiyat, sanat ve bilhassa tezyin fikri dilimize Arabi ve Farisi kaideler getirmiş, Türkçe muvazenesini kaybetmişti. Oysa şimdi yeni bir hayata, yeni bir intibah devresine giren Türklere yeni bir lisan, yani kendi lisanları lazımdı. Milli bir edebiyat vücuda getirmek, milli bir lisan isterdi. Eski lisan hastaydı ve bu hastalığın sebebi de içindeki lüzumsuz ve yabancı kelimelerdi. Yeni Lisan makalesine göre arkadaşlar, Türkçe karşılığı bulunan ifadelerde Türkçe karşılığı kullanmak gerekecekti. Ama eğer Arapça, Farsça bir ifade halkın benliğine, dimağına yerleşmişse bu da kullanılmaya devam edilebilirdi. Ayrıca halkın diline yerleşmiş olan bu yabancı kökenli kelime ve tamlamalar Türkçe dil bilgisi kurallarına göre kullanılmalıydı, yazılmalıydı. Bu tür ifadeler var. Yani dilde bir millilik söz konusu. Böyle bir çaba ortaya konuyor bu Yeni Lisan makalesinde ve bu makalelerde Genç Kalemler dergisinde yayımlanıyor. Şimdi Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem milli edebiyat döneminde eser veren sanatçılarımızdan ve Yeni Lisan makalesindeki görüşlere de uyan isimlerdir. Oysa Tevfik Fikret, Servet Üfüyun'un sanatçısıdır ve onun dili ağırdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu dil anlayışını benimsediğini söylememiz pek mümkün değildir. Ha tabii çocuklar için yazdığı Şermin adlı kitaptaki şiirlerde sade bir dil kullanmış olabilir ama
Asıl şiirlerinde yani Rubab-ı Şikeste'de ya da Rubab'ın Cevabı gibi eserlerde yer alan şiirlerde ağır bir dil tercih ettiğini görmekteyiz. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. 15. soru. Yukarıda bazı özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçı büyük bir hayranlıkla incelediği tarihimizin ana çizgilerini, imparatorluk devrindeki büyük Türkiye'yi yücelten sebepleri ve sonra dağılan devletin yıkılışının verdiği ızdırabı güzel hazırlanmış bir tarih dekoru içinde sürükleyici üslubuyla verir ve sanki okuyucuyu bir tarih sahnesinde dolaştırır. Ayrıca eserlerinde görülen bir diğer hususiyet de tasavvuf ruhu ve kültürüdür. İnsanı, Allah'ı ve kainatı bir tasavvuf anlayışı içinde ele alır. Bu sanat anlayışının en güzel örneklerinden biri İbrahim Efendi konağıdır. Yazar bu eseri, bu kitap bir roman veya hikaye değil, otantik ve yaşanmış bir devrin gerçek hayat tablosudur şeklinde tarif eder. Burada özellikleri verilen isim, sorulma ihtimali de yüksek olan Samiha Ayverdi'dir arkadaşlar. O, Osmanlı kültür ve medeniyetine büyük bir özlem duyar, bunu eserlerinde işler. Ayrıca tasavvuftan da faydalanır. Dolayısıyla da İbrahim Efendi konağı burada en çok sorulan eserlerinden biridir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. 16. soru. Bu parçada yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şairin birçok şiirinde görülen ruhi bunalım dıştan gelen sosyal sebeplerden değil, daha çok ferdi ve metafizik düşüncelere dayanır. Bütün güzel sanatlar gibi şiir de varlığı çeviren sırların ve güzelliklerin yolunda Allah'ı yani mutlak hakikati arama işidir ona göre. Alemin namütenahi kesretinden büyük ve merkezi vahdete ulaşmak şiirin biricik gayesidir diyen tasavvuf felsefesine bağlanır. İlk şiirlerinde görülen bu heyecan sonradan olgun bir ilahi aşka çevrilir. Arkadaşlar verilen boşluğa getirilmesi gereken isim Necip Fazıl Kısakürek'tir. Biliyorsunuz özellikle 30'lu yaşlarından sonra hayatında büyük bir değişim söz konusu olur ve burada bahsi geçen anlayışla eser vermeye başlar. Bu noktada onun şiirlerinde hani dil işçiliğini, kapalı anlatımı, yoruma, çağrışıma açık ifadeleri de bulmak pek tabidir. Dolayısıyla da saf şiire bağlı olduğunu söylemek de mümkündür. Cevabımız A seçeneğidir. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisinde Ayraç içindeki sanatçı verilen boşluğa getirilirse açıklama yanlış olur? Yusuf ile Muazzez aşkından hareketle kasabadaki ezen ezilen çatışmasını, kasaba ve köy gerçekliğini etkileyici üslubuyla anlatır. Şimdi verilen kahramanlar ve içerik özelliklerinden anlıyoruz ki bu eser Kuyucaklı Yusuf'tur ve o da Sabahattin Ali'ye aittir. Dolayısıyla boşluğa gelebilir. Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanında Çukurova'ya çalışmaya gelen İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Küsü Hasan isimli üç köylünün başından geçen olaylar üzerinde durur Orhan Kemal Doğru. Adını 19 yaşındayken yayımladığı Cumartesi Yalnızlığı'yla duyurur. Her Gece Bodrum romanıyla büyük başarı yakalar Feride Etkü yanlış. Burası arkadaşlar ne olacaktı? Selim İleri olacaktı. Dolayısıyla hata var. Cevap Ceyhan. Dönemeşte adlı romanında çok partili hayata geçiş denemelerinin yaşandığı yıllarda Akşehir'de doktor olarak çalışan Şerif adlı bir aydının kişiliğinde aydın halk çatışmasını anlatır. Doğru. Tarık Buğra. Benim Adım Kırmızı adlı eserinde Osmanlı ile İran nakkaşlarını, batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve aile romanının entrikasıyla hikaye ederek anlatır Orhan Pamuk. Doğru. Cevabımız C seçeneğidir. 18. soru. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir? Kahramanlar iyi ya da kötü yani tek yönlüdür. Eserlerde iyi kötü, güzel çirkin, ak kara tezatları işlenir. Tip yerine karakter öne çıkar. Klasizm denilmiş, hata var. Buradaki açıklamalar arkadaşlar romantizm akımıyla ilgilidir. Cevap Adana ama diğerlerini teyit edelim. Karakterlerin psikolojileri, kişiliklerini etkileyen çevreleri ayrıntılı betimlenir ve olağanüstü olaylara yer verilmez realizm doğru. Determinizm yani doğa olaylarında aynı nedenlerin aynı koşullar altında aynı sonuçları vermesi görüşü benimsenir ve edebiyata uygulanır naturalizm doğru. Şairler şiirde nazım şekli, nazım birimi, ölçü, uyak gibi unsurlara önem verir ve biçim mükemmelliğine ulaşmaya çalışır parnasizm doğru. Dış dünya sembol, mecaz ve imgelerle anlatılır. Söz sanatlarına sıkça başvurulur. Şiirde müzikalite önemsenir. Sembolizm doğru. Cevabımız A seçeneğidir. Bu soruyla beraber arkadaşlar 18 sorudan oluşan denemenin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Başka bir denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.